Seçimlerde, referandumda şaibe yapılmıştır arkadaşlar. Şaibe vardır. Biz ikna olmadık. CHP Edirne Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Doçent Doktor Okan Gaytancıoğlu, CHP İl Başkanlığı toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısıyla referandum sonucunu değerlendirdi. CHP Merkez İlçe Başkanı Fevziye Kirezci ve CHP İl Genel Kolları Başkanı Kutay Özkese ile çok sayıda partilinin de katıldığı toplantıda konuşan Gaytancıoğlu, pazar günü yapılan referandumun hileli olduğunu iddia etti. CHP'nin referandumun iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurduğunu belirten Gaytancıoğlu, ellerinde çok sayıda belge olduğunu, her türlü hukuk yolunu deneyeceklerini söyledi. Türkiye'de 2,5 milyon oyun şaibeli olduğunu belirten CHP Milletvekili Gaytancıoğlu, her türlü baskıya rağmen halkımız kazanmıştır. Hayırlar öndedir dedi. Ve özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da baskı yapıldığını biliyoruz. Dün Genel Başkan Yardımcımız açıklama yaptı. Orada görevlimiz olduğu halde oy pusulalarının ve zarfların sonradan mühürlendiğini kameralarda tespit etti. 2,5 milyon oy şaibelidir arkadaşlar. Güneydoğu'da baskı yapılmasına rağmen, Doğu'da baskı yapılmasına rağmen, her türlü televizyonlar son dakikaya kadar kullanılmasına rağmen ve bir provokatif seçim tahmincisi 10 puan önde gösterdi. Adil Gür %61. Niye böyle halkı yönlendiriyorsun? Biz senin hangi belediyelerden, hangi AKP'li belediyelerden ne kadar iş aldığını biliyoruz. Sen artık yanlış bir tahmincisin. Buna rağmen halkımız kazanmıştır arkadaşlar. Halk kazanmıştır. Her türlü baskıya rağmen, eşit olmayan koşullara rağmen halkımız kazanmıştır. Hayırlar bize göre öndedir. Yüksek Seçim Kurulu eğer bizim başvurumuzu incelerse bunu çok rahat görecektir. Eğer burada başarılı olamazsak tüm hukuk yollarını deneyeceğiz. Hukuk yolları bitmemiştir. Hukuk yollarının dışında siyasi yollar da vardır. Ancak bu kadar da olay basit değildir. 3 tane büyük şehir, İstanbul, Ankara, İzmir'i kaybediyorsun. 11 tane büyük şehri kaybediyorsun. Türkiye'nin birçok yerinde yoksun. Hala Türkiye'yi ben yöneteceğim diye çıkıyorsun balkona, konuşuyorsun. Ne konuşacağını da sana prompter söylüyor. Sen bilmiyorsun. Bu duruma iktidar düşmüştür. Artık Türkiye'yi yönetemez. Ama bu seçim sonuçları şaibelidir. Kimse inanmamaktadır. %50 artı bir oyla ben başkan olurum diye gezmek ve bunu hak saymak çok yanlıştır. Peki geri kalan %50'yi ne yapacaksınız? Size oy vermemiş, bu anayasa değişikliğine hayır demiş, bu bir rejim değişikliğidir demiş denilen anayasa değişikliğine sizin kabul etmediğiniz, halkın kabul etmediği değişiklikle nasıl değiştirecek? Tüm hukuk yolları denenecektir. Elimizde ciddi belgeler, bilgiler vardır. Partimiz Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunacaktır. Bitlis'te, Bitlis'in Güroymak ilçesinde AKP'nin itirazı üzerine mühürsüz zarflar var diye seçim iptal edilmiştir. Şimdi milyonlarca mühürsüz oy pusulası ve zarf var ve o kadar baskıya rağmen hayır çıktı. Bize göre hayır çıkmıştır. Ama şaibeyle kazanılacaksa Türkiye'yi bu şekilde de yönetemezsiniz.